Tarım Türk TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Yine bir Ramazan gününde sizlerle birlikteyiz. Sevgili hocamız Profesör Doktor Süleyman Ateş'te Ramazan Sohbeti programında bir aradayız. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz hac. Evet, tabii İslam'ın 5 şartını anlatıyorduk. Hacca geldik. Evet, sıra hacda. Çok da tabii her şartı önemli ama hac da kendi içinde hassasiyetler içeren bir konu değil mi? Tabii, çok önemli. Evet, şimdi hac konusunda ne söyleyebiliriz? Hac, akıllı, Müslüman olan ve zengin olan, sağlığı da yerinde olan evet. Her Müslümana farzdır. Ömürde bir defa farzdır. Her yıl değil. Yani hac kimlere farz dersek evet. Net olarak en az 3 tane başlığı evet. Var. Sağlığınız yerinizde olacak, maddi imkanınız olacak. Evet. Yani maddi imkan, yola gitmeye, gelmeye, hani gidip gelmeye maddi imkan olacak. Evet. Nasıl gidecek? Ya gidemez herhalde. Şimdi bugün neyle gidiyor? Ya uçakla gidilir, ya işte şeyle, otobüslerle gidilir ve gemilerle gidilir. Eskiden gemiyle gidiyorlardı. Şimdi artık tabii bu hac şeyleri, teşkilatları çok, hac efendim turizm işlerini yapan şirketler çok. En çok da bu işi tabii Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Zaten diğerler de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kontenjan olarak herhalde yürütüyorlar bu şeyi. Efendim, bu sıkıntı yok ama tabii Diyanet İşleri Başkanlığı da bunu elbette bedava yapacak değil. Diyanet İşleri bunu tabii Diyanet Vakfı ile işbirliği yaparak bunu yapıyor. Çok güzel organize yapılıyor. Yani şimdi onun belirlediği bir şey var. Yani bir fiyat var. Evet. Euro üzerinden mi, dolar üzerinden mi alıyorlar? Ve tabii bildiğim kadarıyla eskiden en az 2500 euroydu. Bu sene ne kadardı fiyatları? En düşüğü tabii. 13-14 bin euroya kadar da fiyatlar yükselebiliyor. Hacının tercihine göre. Eğer lüks otelde, hemen haremin yakınında bir otelde kalmak istiyorsa ona da o şeyi verecek, o fiyatı verecek. Evet. Şey böyle, yani zenginlik bu. Yani yola gidip gelmeye gücü yetecek kadar şeyin olması, servetin olması lazım. Bir de ailesinin bir senelik geçiminin temin edilmiş olması lazım. Yani bazı insanlar var ki yani yatağını, yorganını satarak veya evini satarak hacca gidiyorlar. Bunlar güzel ama fakat böyle buna gerekmez. Yani böyle insanların hacca gitmesi gerekmez. Yani çoluk çocuğu perişan edecek duruma sokup da kendisi mutlaka hacca gideyim demez. Bunu yapması doğru değil. Dolayısıyla borç alarak da gidilmez o zaman. Tabii yani. Ya gidilirse yine hac olur. Hac olmaz değil. Ama doğru değil. Yani bir taraftan ya peki daha borcunu ödemeden ölürse evet. İnsanlara karşı borçlu kalır. Onun için doğrusu yani rahat rahat hacı gönül huzuruyla yapacak şekilde gitmesi lazım. Tabii hacca giden kimsenin, gitmek isteyen kimsenin önce bir şöyle niyetini düzeltmesi lazım. Geçmiş günahlarına tevbe etmesi lazım. Ondan sonra konu komşudan helallik alması lazım. Çoluk çocuğuna helallik alması lazım. O şekilde hacca gider. Peki evet. Hocam haccın haccı emreden ayeti soracaksınız. Evet. Abi. Ali İmran suresi evet. 96. ayette başlayalım arkadaşlarımızla birlikte. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Haccı emreden ayet şudur. İnne evvel beytin vudi'a lin-nasi lellezî bi-Bekke mübareken ve huden lil-âlemîn. Yani insanlar için İlk yapılan mabet, beyt burada ev demek ama evet. Fakat sıradan ev demek değildir. Allah'ın evi, yani Allah'a ibadet edilen ev demektir ki bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından yapılmıştır. İşte mabet olarak ilk yapılan ev Mekke'de yapılmış olan evdir. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Orada Allah'ın açık açık ayetleri vardır ve İbrahim'in makamı vardır. O şeyde, o beytte, yani o mabette. Kâbe'de, o mabette. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Yola gitmeye gücü yeten
kimse için, kimsenin Allah için o evi hac etmesi gerekir. Yani evi ziyaret etmesi gerekir. Evde dinlenen Kabe'dir. Kabe'yi kim yaptı? Kabe'yi ilk yapan Hazreti İbrahim'dir. İbrahim Aleyhisselam, işte biliyorsunuz, çocuğu ilk, yani cariyeden olan çocuğu İsmail'dir. Büyük oğlu o. Ondan sonra asıl karısı Hacer'den de bir çocuğu olunca Hacer çocuğa, o ilk çocuğun şeye, İbrahim'e ilk çocuğun varisi olmaması için onu istemedi. Bunu uzaklaştır dedi. O da İsmail'i, yani annesini aldı, alıp getirdi. O bugün işte Kabe'nin bulunduğu yere, yani Mekke'ye, o zaman daha o evler falan yoktu, kurulmamıştı, daha şehirleşmemişti orası. Oraya bıraktı. Ama bunlar neyle oluyor? Allah'ın rahiyle oluyor tabii. Cenab-ı Hak öyle emrediyor. İleride orada büyük bir peygamber yetiştirecek. Evet. Ondan sonra İsmail Aleyhisselam işte orada yetişti, büyüdü. Hatta o ok atma çağına geldi. Ondan sonra Cürhümlü, orada civarda oturan Cürhüm kabilesi vardı, Arap kabilesi. Onlardan bir kızla evlendi. İşte İsmail'in bu kızla evlenmesinden türeyen nesil Kureyş kabilesini oluşturdu. Kureyş kabilesi İsmail ile Cürhümlülerden bir kadından meydana gelmiş insanlar topluluğudur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da bu şeydendir, bu kabiledendir. Kureyş kabilesinden. İşte İsmail büyüyünce yine Cenab-ı Hakk'ın vahyiyle İbrahim Aleyhisselam zaman zaman gelirdi oraya, uğrardı. Ondan geldi ve oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi yaptı. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِيمُ الْقَوَاِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ Hani İbrahim Kabe'nin kaidelerini, yani temellerini yükseltiyordu. Şimdi hemen Cenab-ı Hak bunu anlatırken sanki olayı karşımıza getiriyor ve o ikisinin birlikte yaptığı duayı bize anlatıyor. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Rabbimiz bizden kabul buyur, çünkü sen duaları işitensin ve bilensin. Evet. Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbimiz bizi sana teslim olan insanlar yap. Zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir, bir topluluk meydana getir. Ve arina menasikena ve tub aleyna. Bize ibadet yerlerimizi, işte haccın menasiki denilen ibadetlerini, gereklerini bize öğret, göster. Bizim tevbemizi kabul et. İnneke ente tevvabur rahim. Sen çok tevbeyi kabul edensin, çok acıyansın. Evet, Rabbena vab'as fihim rasulen min enfusihim. Rabbimiz bunların içerisinde, bu insanlar içerisinde kendilerinden bir peygamber gönder. Bir elçi gönder. Hazreti İbrahim böyle dua ediyor İsmail ile birlikte. Henüz daha peygamber yok. Şeyler de evet. Asırlar sonra onlar meydana. Ama böyle İbrahim Aleyhisselam böyle dua etmiş. Ondan sonra bu İbrahim'in Aleyhisselam'ın bu duası bereketiyle işte o soydan, yani İsmail soyundan Hazreti Muhammed Aleyhisselam neş'et ediyor, doğuyor. Evet, yani İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi yapmıştır. Onun için fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Orada Allah'ın açık açık ayetleri var, harika olayları var ve İbrahim'in makamı var o evde. Evet. Hocam, tabii burada ilk kurulan ev Mekke'dir. Alemler uğur bereket hidayet kaynağı olarak kurulmuştur. Evet. Onda açık açık deliller, İbrahim makamı vardır. Yani bunların hepsinin altında birer mesaj var tabii. Hepsinde mesaj var. Şimdi orada ne diyor? Mübarek yani bereketli, kutsal demek. Evet. Ve huden linnas, insanlar için yol gösterme var orada. Niye? Orada çünkü Allah'a tapılır. Evet. Oraya gelen, orayı ziyaret eden onu Allah için yapar. Orayı Allah'ın evi bilir. Allah orada oturmuyor. Ama Allah'a ibadet edilen yer. Ha, Allah'a ibadet edilen yerde başka şeye ibadet edilmez. Evet. Yani onun için insanlara hidayet var orada. Ayrıca bereket var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam orayı yaptıktan sonra da dua etmiştir. Ve varzuk ahlehu minas semarati. Ya Rabbi, bunun ailesini, bu şeyi, yani bu Mekke halkını çeşitli ürünlerle besle. Bunları bolluk içerisinde yaşat.
Ve Hazreti İbrahim'in bu duası bereketiyle orada bir bolluk vardır. Hiçbir zaman orada bir sıkıntı çekilmemiştir. Ne zaman giderseniz gidin, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon insan oraya doluyor. Su sıkıntısı diye bir şey yoktur. Evet. Yiyecek sıkıntısı diye bir şey yoktur. Bir bolluk vardır yani orada. O zaman hemen arkadaşlarımızdan TB19'u rica edelim. Tabii buyur. Onlar ekrana taşırken ben de ilk cümlesini sizle paylaşayım. Yoksa siz hacılara su temin etmeyi ve Mescid-i Haram'da umreciliği Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah yolunda cihat edenin işi gibi mi tuttunuz diye başlıyor hocam. Evet. Şimdi o ayetin nüzul sebebi şudur, yani iniş sebebi şudur. Müşrikler diyorlardı ki biz Kabe'ye bakıyoruz, saygımız var. Yani bu hac ibadeti İslam ile gelmiş bir şey değildir. Dediğim gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam zaten bunu yapıyor Allah adına ve insanları da وَاَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ. Yani sen insanları hacca davet et, binek üzerinde ve yaya olarak gelsinler. İşte İbrahim Aleyhisselam bu çağrısını duyanlar artık geliyorlar. Bu çağrısı o zaman duyan, manevi kulaklar tabii, evet. Hala da o sese gidenler var. Yani. Diyor, İbrahim Aleyhisselam'ın sesi, daveti devam ediyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan kalmadır. Hac İbrahim Aleyhisselam'dan kalmadır. Araplar daha önceki programlarda da temas etmiştim. Yani dinsiz insanlar değillerdi. Zannederler ki Araplar Allah'ı tanımaz, dinsiz. Öyle bir şey değil, öyle bir şey yok. Onlarda bir kültür vardı. Ve İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir dinleri de vardı. Ancak bu dinleri bir şifahi din idi. Yani geleneksel bir din, kulaktan dolma din. Fakat böyle bir kitabi din değil. Yani Arapların bir kitabı yoktu. Yani Araplara inmiş, gönderilmiş, kendi dillerinde bir kitapları yoktu. İlahi bir kitapları yoktu. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la bu kitap verilmiş. Evet. Şimdi işte onlar diyorlardı ki hacılar, bu hac şey ibadeti vardı. Biz gelen hacılara su veriyoruz. Ondan sonra Kabe'nin yanında toplanıyoruz. Biz onu şenlendiriyoruz. Yani biz Allah katında yükseğiz. Kendilerine bir üstünlük şey yapıyorlardı. Cenab-ı Hak diyor ki bu yani hacılara su vermekle, ondan sonra Kabe'nin yanına gelmekle siz Allah'a şeksiz olarak inanmış kimse gibi olamazsınız. Yani ne zaman ki bunları yapmak güzel ama fakat şirksiz olarak, aracısız olarak doğrudan Allah'a taparsanız o zaman makbuldür. Yoksa bu şey bu şirktir. Allah şirk koşulanı affetmez. Şirk koşmayı affetmez. Bu ayet bu mesajı veriyor insanlara. Evet. TB3 diyelim. Daha da öncesine dönelim. Evet. Bir de Allah ve peygamberinden Hacı Ekber gününde insanları bir bildirir ki Allah da peygamber de müşriklerden kesinlikle uzaktır. Tabii şimdi bu Hazreti Peygamber'in hayatıyla çok yakından ilgili bir husustur. İslam'ın gelişmesiyle yakından ilgili bir husustur. Biliyorsunuz Mekke halkı çoğunlukla iman etmemişti. Ve İslam'a hep karşı köstek olmaya çalışmışlardır. Ta ki Cenab-ı Hak lütfetmiş, işte Hudeybiye barışı yapılmış. Onda o barış şartlarına göre artık Mekkeliler Müslümanları tanıyorlar. Bir devlet olarak tanıyor. O zaman evet. Tanımıyorlardı. İslam bir devlet olarak artık tanınmıştır. Şimdi Müslümanlardan Mekke'ye kaçan olursa Mekkeliler iade etmeyecekler ama Mekkelilerden Müslümanlara kaçan olursa Mekkeliler iade edecekler. Ayrıca bu şeylere her kabilenin Müslümanların da kendilerine tabi kabileleri var. Yani kendileri Müslüman olmuş veya olmamış. Ama onlara sığınmış. Yani kimseler, onlara tabi olan kimse, onların uyruğu olan kimseler de bu şartlara tabi. Bu Hudeybiye Barış Antlaşması'nın şartlarına tabi. Mekkeliler bu 2 yıl devam ettiler. Mekke taraftarı olan kabileler de yine bu şartlardan istifade ediyorlardı. Fakat Mekkeliler bu şartları bozdular. Ne yaptılar? Müslümanların yani taraflısı olan
Huza'a kabilesine saldırdılar. Oradan bir kimseyi öldürdüler. Böylece antlaşma şartlarını bozmuş oldular. Bozuldu. Ve o zaman işte Peygamberimiz de Mekke'ye sefer düzenledi. Mekke'ye yani 10 sene şeydi, 10 sene süreliydi bu antlaşma ama 2 sene içerisinde onlar bozdukları için bu 2 yıl sonra Hudeybiye barışından 2 yıl sonra Mekke seferi düzenlendi ve Mekke İslam egemenliği altına girdi. İslam egemenliği. O zamandan itibaren artık bu yıldan sonra Hazreti Ebubekir'i hac emiri olarak peygamberimiz gitmedi. Hazreti Ebubekir'i hac emiri olarak gönderdi. Ardından da bu sure indi. Bu sureyi de tebliğ etmek üzere benden olan bir şeyi benden olan birisi tebliğ edecektir dedi. Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Hazreti Ali yolda Ebu Bekir'e yetişti. Ebu Bekir de emir olarak mı geldin, memur olarak mı geldin? Ben memur olarak geldim. Yalnız bu şeyi Sevbe suresini tebliğ edeceğim dedi. Ebu Bekir hac emiri, hac şeyini yönetti. Fakat Ali de halka bu sureyi tebliğ etti. Burada müşriklere diyor ki وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ. Yani artık müşriklere bir halka hac günü, bütün büyük hac demek, büyük hac zamanı işte. Ona büyük hac derler. Bir de küçük hac vardır, o da umredir. Umre de küçük, evet, hac. Ona da geleceğiz hocam. Büyük hac günü her halka duyurulur ki bundan itibaren müşrikler Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Şimdi müşriklerden antlaşmalı olanlar antlaşma sonuna kadar o antlaşma şartlarına tabi olurlar. Ama antlaşmasız olanlar bu andan itibaren artık şeye yaklaşmayacaklardır. Çünkü onlar müşrik, necistir, pisliktir. Ondan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmayacak, Kabe'ye yaklaşmayacaklardır. Evet, bunlar içerisinde eğer tevbe ederlerse ne âlâ, bu Mekke halkınadır ha. Mekke halkı ve yöresinedir. Bu genel değildir bu hüküm, genel değil. Yani bütün müşrikleri öldürün şeyi değil. Fakat Mekke halkı İslam'a çok çok büyük kötülük yapmışlar. Müslümanlara çok büyük sıkıntılar vermişler. Müslümanlardan çok insan öldürmüşler. Müslümanların evlerini, barklarını gasp etmişler. Bu kadar kötülük. Yani suçlu insanlardı. İşte bunlar ya İslam'a gireceklerdir veyahut da yani tevbe etmezlerse öldürüleceklerdir. فَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَخِفْتُمُهُمْ. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Evet. Bu demek ki herkes için değil bu şey. Yani hani İslam işte şirk dışındaki yani kitap ehli dışında müşriklerin hepsini ya İslam ile İslam'a girmeyi yahut da kılıcı tercih etmeyi emrediyor. Bu doğru değil. Bu genel değil. Bu şeyler hakkındadır. Yani suçlu olan insanlar. Bunlar suç işlemişlerdi zaten. Bunların cezası idamdı. Evet, bu insanlara da yine bir tevbe fırsatı veriliyor. Tevbe ederlerse ne ala. Etmezlerse ama 4 ay müddet veriliyor onlara. Evet. Şey bu. Peki hocam, şimdi Bakara suresi 196. ayetle başlayan ve devamında da yine hacla ilgili ifadeler içeren ayetler var. Onları da ekranlara taşıyacağız. Ama onu ikinci bölümden itibaren yapalım müsaadenizle. Değerli izleyenler, ikinci bölümden itibaren sorularınıza da yer vereceğiz. Sevgili hocamızla birlikte sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Kısa bir aramız var. Aranın ardından ikinci bölümle devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, ikinci bölümde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu bölümden itibaren sizlerden gelecek olan soruları da saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Süleyman Ateş'e yönelteceğiz. O da bu soruları cevaplayacak. Arkadaşlarımıza bir telefon bağlantısı hazırlayacaklar. O telefon bağlantısıyla da ikinci bölüme başlayabiliriz. Hocam, ikinci bölümde Bakara suresinin 196. ayetiyle başlayalım dedik. Hacı ve umreyi de Allah için tamam yapın diyerek başlayan
Ayet-i kerime. Evet. Ayetin orijinali şöyle: "Etimmul hacce vel umrete lillah." Hacci ve umreyi Allah için tamamlayın. Niye tamamlayın ifadesi kullanılıyor? Çünkü Hazreti Peygamber 1500 ashabıyla birlikte umre yapmak üzere yola çıktı. Fakat Hudeybiye denilen yere vardıkları zaman orada müşrikler karşılarına çıktılar. Mekke'ye gidersen savaşırız. Girmeye teşebbüs ederiz, savaşırız. Biz istemiyoruz sizi dediler. Hazreti Peygamber de Hazreti Osman'ı gönderdi. Çünkü müşrikler zannettiler ki Müslümanlar Mekke'ye saldırmak için geliyorlar. Maksatları umre değil. Hazreti Osman'ı gönderdi. Hazreti Osman Emevilerden olduğu için adamları fazlaydı. Onu korurlar diye onu gönderdi. Kendisi de damadıdır biliyor. Hazreti Osman Peygamberimizin damadıdır. Peygamber. Hazreti Ali de damadıdır. Efendim Osman 3 gün kaldı orada. 3 gün Mekke'de kaldı. Yani uzun sürdü. Gecikince Hazreti Peygamber bir rıdvan ağacı altında dedi ki biz bunlarla savaşa gelmedik ama icabında eğer Osman öldürülürse, çünkü Osman'ın öldürüldüğü şeyi de geldi, haberi de geldi böyle bir haber. Eğer Osman öldürülürse savaşmak zorunda kalacağız. Peki şimdi savaşmak üzere canınızla yani malınızla savaşmak üzere söz veriyor musunuz? Onlar da beyat ettiler orada. Çünkü yoldan çıkarken böyle bir söz vermiş değillerdi. Orada söz verdiler. Ve o sırada Kureyş'ten Hazreti Osman da çıkıyor geldi. Kureyş'ten de bir delege. Netice itibariyle Hudeybiye Barış Antlaşması yapıldı. Ve o antlaşmaya göre bu sene hac etmeyecek, geri dönecek. Umre yapmayacak. Evet. Geri dönecekler. Bir yıl sonra gelecekler. Yanlarında silah taşımayacaklar. Ondan sonra umre şeylerini yapacaklar. Sadece kılıç taşıyacaklar. Umrelerini yapacaklar. Mekke'de ancak 3 gün kalacaklar. Ondan sonra dönecekler. Şimdi işte o etimmul hacce vel umrete lillah. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Burada böyle buluyor. Peki hac ne demektir? Hac lügatte yani bir şeyi kastetmek, saygı göstermek üzere bir yere gitmek demektir. Ama dinde hac özel zamanda, özel yerde bir takım özel işleri yapmaktır ki bu işlerin bir kısmı rükün, bir kısmı vacip, bir kısmı heyettir. Hani bu tabii hacca gidip gelenler, gidenler bunları bilirler. Zaten de hacca götürenler de bu konuda eğitim de veriyorlar. Onun için bunun ayrıntısına girmeye gerek yoktur. Hac ikidir. Hac bir hacca ekberdir. Hacca ekber denilince zannediliyor ki işte bayram cumaya rastlarsa ona hacca ekber denilir. Aslında böyle bir şey yok. Büyük hac işte bütün insanların toplanıp Arafat'ta durduğu ve Zilhicce'nin 10. gününde işte Kabe'yi tavaf ettiği şeydir ki, ibadettir ki bu haccın adı, bu hacca büyük hac denir. Bir de yılın her gününde isteyen kimsenin gidip Kabe'yi tavaf etmesi, Safa ile Merve arasında sahip etmesi olayı vardır ki buna umre denilir. Bu da küçük hacdır. Evet. Yani bu öteki büyük hac bu. Yani. Onun için ona hacce ekber demiş Kur'an-ı Kerim. Evet. Evet. Şimdi tabii haccın farzı var. Hocam çok özür dilerim. Dinleyicimiz de uzun zamandır bekliyor. Buyur. Müsaadenizi alalım farzlarına. Tamam. Ondan sonra bakalım. Alo. Efendim. İrfan Bey. Evet efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Gaziantep'ten sağ olun, arıyorsunuz teşekkür bizi. Teşekkür ederim. Saygı hürmet bizden olsun sayın hocamıza ve sizlere. Bir mukabil teşekkür ediyoruz. Buyurunuz, sorunuzu alalım. Biz 2008'de Cenab-ı Allah bize kısmet eyledi. Biz hacca gittik geldik. Yine özlem burnumuzda tütüyor. Biz yeniden hac sahibi olabilir miyiz? Ne zaman hac sahibi olabiliriz biz yeniden sayın hocam? Acaba bilginiz var mı? Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Size de iyi başlıklar dilerim. Sağ olunuz. Allah'a emanet olun. Sizler de sağ olun. Buyurun hocam. Evet, yeniden hac farz olmaz. Çünkü hac ömürde bir defa farzdır. Siz de gitmişsiniz, Allah nasip etmiş, yapmışsınız, haccınızı eda etmişsiniz, dönmüşsünüz. Artık size yeniden hac farz olmaz. Ama siz yeniden hac yapmak istiyorsanız o hac farz değildir, nafile hacdır.
istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Onda bir şey sıkıntı yok. Hocam gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla, konuştuğumuz kadarıyla oraya giden insanların böyle döndükten sonra yeniden bir iştahı, bir arzusu, bir gitme isteği kesinlikle o içlerindeki ateş sönmüyor değil mi? Öyle yani, o çekiyor orası. İnsanı çekiyor. Yani orada bazı sıkıntıları da çeker insan. Evet. Çok büyük kalabalıktır, birisi gelir ayağına basar, öbürü bilmem şey grip olmuştur. Allah ondan göstermesin sonra, orada. Evet. Böyle şeyler vardır, sıkıntılar. Büyük olaylar da oldu. Oldu tabii. Maalesef. Ama orada bir cezbe var. Bir evet. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın cezbesi orası, vahye sahne olmuş yerler, mübarek yerler. Sonra da bütün insanlar, milyonlarca insan toplanıyor orada, Allah'a birlikte dua ediyor. Onun bir tesiri olmuyor mu elbette o çevreye? Kesinlikle. Onun için o bereket vardır. Ondan sonra mübarek, orası mübarektir. Yani bereketli yerdir. Onun için bu izleyenimizin, dinleyenimizin de o arzusu tabii yerindedir. Allah inşallah nasip eder. Fakat şunu da düşünmek lazım. Yani hacca gitmiş gelmişsin. Fakat bütün insanlar bu özlemlerini yapmaya kalkarlarsa orada 10 milyon insan dolar. Evet. 20 milyon insan dolar. Bu kadar orası kaldırmaz ki bu kadar insanı. Bir de Türkiye'de işte kontenjan bellidir. 100 binin üzerinden her neyse. Faraza 100 bin veriyorlar. 100 bini aşamazsın ki. Aşamazsın. Yani kabul etmiyor. Suudi Arabistan bu vizeyi vermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imkanı yok. Bundan fazla hacı götüremez. Şirketler de dahil hepsi 150 bin götürsün. Haydi 200 bin götürsün. Ama yetmiyor. Şimdi herkes birkaç defa hacca gider. O da çok başka bir konu. Ona da geleceğiz birazdan hocam, evet. Değil mi? Yani evet. Allah'ın farz kıldığı bir yere sadece bir ülkenin tekeli altında olması, sadece bütün yönlendirmeleri onun yapması biraz soru işareti bir durum aslında. Keşke bütün Müslümanlar arasında bir heyete verilse bu iş ama değil mi? İşte maalesef böyle değil, onu kabul etmezler. Evet. Evet. Hocam harcın farzları var demiştiniz, evet. Buyurun. Şimdi haccın farzları, hac aslında ikidir, iki farz nedir? Arafat'ta durmak. Peygamberimiz bu. El haccu arafa, hac arafedir. Demek ki Zilhicce'nin 9. günü sabah vaktinden itibaren ta güneş batıncaya kadar bir an dahi orada bulunsa vakfe yerine gelmiş olur. Yani bu farz yerine gelmiş olur. Evet. Bunun dışında bir de işte Kurban Bayramı, bayramın birinci günü. Eğer yapamazsa ikinci gün, her ne, Kabe'yi tavaf etmek. Buna ifada tavafı denir. İfada tavafı. Bu da farzdır. Yani bunu da yapmak lazım. Ama demek ki asıl haccın iki tane rüknü var. Birisi Arafat'ta durmak, bir de Kabe'yi tavaf etmek. Bunun dışında haccın vacipleri var, sünnetleri var. Mesela şeyde işte Mina'da işte şeytan taşlamak. Üç şeytana taş atmak. Onlar simgesel şeylerdir. Simgesel. Yoksa oradaki taş değil. Taş şeytan değil yani. Taş, evet. Bizim getirdiğimiz taşlardır. Ama orada o simge ile şeytan, insanın içindeki nefis şeytanı taşlanıyor. Evet. Evet. Bazıları o taş atarken tokyalarını çıkarıp atıyorlar, terliklerini çıkarıp atıyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Zaten orada şeytan var. Lan şeytan yok orada. Şeytan senin içinde. Nefsini köreltmen lazım. Evet. 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 197. ayet Bakara. Evet. Hac ayları. Hac vakti bilinen aylardır, evet. Diye başlıyor. El haccu eşhurun ma'lumat. Hac belli aylardadır. Bilinen aylardadır. Femen farada fihinnel hacce fela rafese ve la fusuka ve la cidale fil hac. Yani o aylarda haccı kendisine gerekli kılan, hacca karar veren kimse artık refes yapmaması. Yani refes yani cinsel ilişkiye ait sözler söylememesi. Evet. Kötü şeyler, cinsel içerikli şeyler söylememesi. Sövmesi, yövmemesi, kimseyi kırmaması gerekir. وَلَا cidale kavga etmemesi gerekir. فَلَا رَفَزَ وَلَا فُسُوكَ yani günah işlememesi gerekir. Çünkü hacca karar vermişsin. Sen neye hacca gidiyorsun? Allah'a yönelmek için. Ondan sonra bu işler artık yakışmaz. Onun için böyle bir baştan bir temizlenmeye karar verecek. Şimdi bazı kimseler diyorlar ki işte el haccu eşhurun malumat, hac belli aylardadır. O halde niye bunu bir güne sıkıştırıyoruz? Niye hep bir günde Arafat'ta toplanıyoruz? Bu üç aydır
hac ayları 3 aydır. Hangi Ramazan'da olacak? Şevval, Zülkade, Zülhicce. Şevval, Zülkade, Zülhicce. Zülhicce de 10 gün tabii. Zülhicce'nin evet. Yani 2,5 ay. Ha, bu zaman içerisinde biz hacı yapabiliriz. Bunlar fantazi şeylerdir. Sen öyle söylersin ama kim kabul edecek? Haccın yapılabilmesi için bütün Müslümanların birlikte Arafat'ta durması lazım. Kim gelecek senden Arafat'ta duracak yani? Sıra zaten böyle bir hizmet de verilmez ki. Yani kimse onu vakfa kabul etmez. Bunlar onun için böyle uçuk şeyleri söylemenin bir faydası yoktur. Efendim, hac evet bilinen aylardadır ama hac aylarıdır. Fakat onlar hac zamanı değil. Yani hac ancak Arafa'nın Arafat'ta durmaktır ki o da Zilhicce ayının 9. günü olur. Yani oradan gün. Acaba bu sürenin acaba genişletilebilir manasını mı çıkartmaya çalışıyor? Öyle şey yapıyor. Yani genişletelim 3 ay içerisinde isteyen eğer gidip hacı yapabilir diyor ama nasıl yapacak? Kendi kendine hacı olmaz ki. Peki hocam oradan da şu soru geldi hemen aklıma. Evet. Hani biraz önce söylediğimiz gibi aslında bu bir tekel olarak yapılıyor. O süre genişletilip daha da geniş bir zamana yayılsa, işte o Arafat'ta kısım kısım insanlar toplansa, böyle bir şey söz konusu olsa, o zaman sahih olur mu? Olmaz. O da olmaz. Olmaz. O Peygamberimiz ne emretmişse, Kur'an neyi emretmişse ancak o olur. Hac odur. Ama çok sıkışık oluyor. Sıkışık onu devlet tedbirini alsın. Yani Müslümanlar pekala bir araya getirip gelip konuşup tedbir alabilirler. Ben elhamdülillah birkaç defa hac yapmışızdır. Zaten uzun zamanda orada da kaldım. Evet. Evet sıkışıklık yaşanıyor ama daha sonra benden sonra ben 2007'de gitmiştim son olarak. Daha sonra metro yapmışlar. Hı. Ondan sonra şimdi şeyden Arafat'tan o Mina'ya gelmek. Önce Mina'ya gelinir. Orada şeytan taşlanır işte. Önce Mina'ya gelmek çok büyük sıkıntıydı. Şimdi ta Arafat'tan Mina'ya kadar metro var. Metro. Ondan sonra oradan şeye göre Haram'a kadar, Mescid-i Haram'a kadar yani Kabe'ye kadar metro var. Çok rahatlanmış. Yani 3-4 saatte geleceğiniz şeyleri bir sabah ta 2'ye kadar ancak. Yani 20 kilometrelik yolu ancak 8'den 2, gece saat 3'e kadar ancak gelebildik. Yani zor idi. Evet. Çok kalabalık. Ama şimdi daha da kolaylaştı. Gitgide kolaylaşmış. Hatta o şeytan taşlama işleri de çok rahatlamış öyle diyorlar. Allah nasip eder. Hani bizi de bir özlem var. Allah nasip eder inşallah. Bir daha gideriz be. İnşallah. İnşallah. Bakara 198 hocam. Evet. Hac mevsiminde Rabbinizden rızık isteyerek ticaret yapmanız size günah değildir. Evet. Şimdi tabii İslam işte bu hac ibadetini zaten daha önce vardı onu ikrar ediyor. Mevcut olan ibadeti şirklerden arındırarak ikrar ediyor, yine koyuyor. Bazı kimseler acaba hac esnasında ticaret yapmak caiz midir, değil midir? Caizdir. Yani haccın rükünlerini yerine getirdikten, Arafat'ta durduktan sonra pekala orada satış da yapılabilir, ticaret de yapılabilir. Bu caizdir. Yani onu Allah'ın size verdiği rızkı aramakta bir sakınca yoktur, buyuruyor. فَاِذَا اَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Arafat'tan indikten sonra akın akın meş'ar-ı haram, meş'ar-ı harama gelin. Çünkü orada Allah'ı zikredin. كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ وَشَعَنْيَاسِلْ Daha önce atalarını zikrederlerdi Araplar orada. Övünmek maksadıyla atalarınızı andığınız gibi Allah'ı daha da güçlü olarak anın diyor. Yani orada atayla öyle bilmem şu ile bu ile övünmek yok. Sadece Allah anılır. O oraya başka şey karıştırılmaz. Ondan sonra Mina'ya gelinir. Tabii Mina'da işte mümkünse öğleden önce, mümkün değilse o öğleden önce atmak şeydir. Yani müstehaptır, güzeldir. Fakat imkanı olmazsa öğleden sonra da atılabilir. Yani şeytanlara taş atılacaktır. Önce büyük şeytandan başlanır. İşte böyle gidilir. Her şeytan arasında galiba 300-400 metre mesafe vardır. Bunu kendisi atarsa atar, atamazsa, durumu müsait değilse, hastaysa, yaşlıysa birisine verir vekaleten o adam da kendi taşını attıktan sonra onun taşını da atar. Yani. Atabilir. Evet. Biraz önce hocam atalarınızı andığınız gibi hatta daha coşkulu bir şekilde Allah'ı anın ayetinden söz ettiniz Bakara 200. Evet. Onun devamında da çünkü insanların bir takımı Rabbimiz bize dünyada ver der, ona ahirette bir kısmet yoktur. Şimdi o kimse, bazı insanlar var ki onlar ahiret peşinde değil. Onlar tabii müşriklerin halidir o. Evet.
Onlar ya Rabbi bize dünyada ver diyor. Başka bir şeyi yoktur. Yani ahireti falan düşündüğü yok. Hep bütün çabası dünya malına sahip olmak, dünya varlıklarına sahip olmaktır. Bu makbul değil. Onun için o kimsenin ahirette bir nasibi yoktur. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Ahirette onun bir nasibi yok, payı yoktur yani. Ama وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Kimi de var ki Allah'a derler ki ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا İşte yaptıkları eylemlere karşılık onlar pay alacaklardır. Yaptıkları güzel ibadetin karşılığı olarak onlar Allah'tan ücret alacak, ödül alacaklardır. Allahu seri'ul hisab, Allah hesabı çabuk görendir. Evet, şey bu. Yani burada bize verilen mesaj, hem dünyayı hem de ahireti iste ama ahireti zaten makbul onda olur. Makbul insan şudur ki ahireti için dünyasını, dünyası için de ahiretini terk etmez. Feda etmez. İkisini beraber yürütür. Kur'an-ı Kerim وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Allah'ın sana verdiği ahiret evini ara ama dünyadan da nasibini unutma. Evet. Hocam Hac ayeti ile ilgili Hudeybiye ile ilgili bir şey açıklayacaktınız. İşte Hudeybiye pek yani o noktaya kadar geliyorlar. İşte müşrikler onların girmesine müsaade etmiyorlar. Ve bir heyet gönderiyorlar. O heyetle 3 gün kadar görüşülüyor. Ondan sonra bir antlaşmaya varıyorlar. Antlaşma yazılacak. Ondan sonra diyor ki yaz. Hazreti Ali yazıyor. Antlaşmayı yazmak Ali görevlendirilmiş. Kureyş delegesi Süheyl İbni Amr. Ondan sonra diyor ki yaz. Allah'ın Resulü Muhammed'le Mekke delegesi Süheyl İbni Amr arasındaki antlaşmadır. O Süheyl diyor ki biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inanırsak zaten size engel olmayız ki. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inanmıyoruz. Ne yapacağız? Muhammed, Abdullah oğlu Muhammed yazacaksın diyor. O da Ali'ye diyor ki yaz diyor Abdullah oğlu Muhammed'le işte Kureyş arasındaki antlaşmadır. Hazreti Ali diyor ki yani onu sil diyor Muhammed'in Resulullah'ı sil diyor. Hazreti Ali diyor ki ya Resulullah diyor ben elimle yazdığım Muhammed Resulullah'ı silemem diyor. O zaman Peygamberimiz alıyor, o şeyi siliyor, kendi eliyle Abdullah oğlu Muhammed yazıyor. Onun için yazıyı bilirdi ama yazısı iyi değildi. Bukhari'de var bu şey. Yazısı evet. İyi değildi. Yani işte zar zor kendi ismini yazacak kadar bir yazı da biliyordu. Şey bu. Evet. Ne büyük bir mucize hocam. Mucize, evet. Bir kitabı anlatıyorsunuz değil mi? Yani şimdi işte bu suretle o antlaşma yapılıyor. Antlaşmanın şartlarından birisi Kureyş'ten birisi kaçar gelirse şeye Müslümanlara sığınırsa o geri verilecek. Ama Müslümanlardan birisi Kureyşlere sığınırsa, müşriklere sığınırsa o geri verilmeyecek. Bu tabii ilk anda Müslümanlara çok ağır geldi. Hatta Hazreti Ömer geldi dedi ki biz bu dinimizin bu kadar küçük yani aşağılanmasına niye razı oluyor? Sen Allah'ın Resulü değil misin dedi. Böyle bir diyecek bir cüreti gösterdi. Tabii çok pişman oldu sonunda da. O Peygamberimiz ashabını yürüttü. Ha o sırada o Kureyş delegesi var ya söyle onun oğlu geldi. Ey zincirlere vurulmuş genç, 20 yaşında bir genç. Ey Müslümanlar bana yardım edin, bana zulmediyorlar bunlar. Bak beni zincirlere vurmuşlar, beni kurtarın dedi. Süheyl dedi ki bak daha yeni antlaşmanın henüz mürekkebi kurulmadı. Bunu geri vermeniz lazım. Peygamberimiz dedi ki sen git dedi. Allah sana bir kurtuluş yolu gösterir dedi. Ve antlaşma gereğince onu geri verdi. Tabii ona zulmederler, işkence ederler. Fakat o da bir yolunu buldu. Oradan kaçtı, gitti. Müslümanlara da gelemiyor. Yani antlaşma şartları gereğince Müslümanlara gitti. Şam yolu üzerinde, Kureyş'in kervanının geçtiği yol üzerinde bir kendisi gibi kaçan kimseler de vardı. Onlarla böyle bir çete kurdu. Kureyş kervanını vurmaya başladılar bunlar. Kureyşliler dedi ki bu şartı kaldırın. Bu şartı kaldırın dediler. Ve o suretle o şart da kaldırılmış oldu. Ve o zat da yani Müslümanlar arasına katıldı. Çok zaman, çok şey geçmeden, 2 yıl geçmeden Mekke Müslümanların eline geçti. İslam'ın da yolu açıldı. Aydınlanmış oldu. Bütün Arabistan'a İslam'ın sesi yayıldı. Evet. Peki hocam, Hac'la ilgili bazı sorularımız var. Evet. Onları sizlerden
rica edelim. Mesela çok konuşulan bir konudur. Evet. Kadınların hacca gitmesi başlığını açalım. Sizden de bunun detayını rica edelim. O biraz da kadınlarımızın, Müslüman hanımefendilerin... Evet, reklamımız varmış. Reklamdan sonra bu sorunun cevabını rica ederim. Reklamdan sonra yapalım onu. Hocam, evet. Önemli bir konu çünkü. Kısa bir ara, aranın ardından bu önemli konuyu ayrıntılarıyla Sayın Hocamızdan alacağız. Değerli izleyenler, bu bölümdeki başlığımız kadınların hacca gitmesi. Evet hocam, çok önemli bir konu. Evet. Çok suistimali açık bir konu. Evet. Sizden detaylarını rica edelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de gücü yeten, yola gitmeye gücü yeten herkese hac etmek, Kabe'yi ziyaret etmek farzdır. Gerek Allah için gereklidir buyuruluyor. Burada gücü yeten herkes, ennas diyor, ennas içerisinde insan, erkekler de var, kadınlar kadın da var. Var. Kadınlar da var. Yani öyle bir erkek kadın ayrımı yok ki, yapılmamış. herkese farzdır. Şimdi işte kadın mahremi olmadan kim şeye gidemez, yola gidemez. Gayet tabii o zaman kadın öyle 3 günlük yola gidemezdi. Güvenlik yoktu, güvenlik. Saldırırlardı. Erkeklere de saldırırlar, kadınlara daha çok saldırırlardı. Doğru. Ama bugün artık uçakla sefer ediliyor. Yani uçakta kadına kim saldırabilir? Allah aşkına. Hocam buradan kıta değiştirerek evet. yolculuk ediliyor, seyahat ediliyor. Evet. Değil mi? Gayet güvenli. Mesela pekala tur seferleri düzenleniyor. Kadınlar da katılıyor. Onlar gidiyor. Onların kaldığı turla yer gidiliyor. Vardır. Evet. Evet. Oteller vardır. Güvenlik tam mükemmeldir. Yani artık hala hani 1000 sene önceki şeyleri... Kailelerle, kurallarla bunu idare etmenin mantığı bunun bir anlamı yok ki. Yani sonra Kur'an-ı Kerim'de kadın yola gidemez diye bir şey de yok. Evet, öyle bir ayet de yok. O zaman bazı rivayetler var. O rivayetlerin sebebi kadının güvenliğin endişesidir. Ama böyle bir endişe yok artık bugün. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı düzenliyor veya hac şirketleri, firmaları neyse bu işi, bu seferleri düzenliyor. Şimdi sadece bir kadın değil ki. Evet. Bir kadın değil ki. Topluluk kaç tane 20-30 kişi, 50 kişi birden 50 gidiyor. 50 kişi birden gidiyor ve kadınlar ayrı yerde kalıyorlar, erkekler ayrı yerde kalıyorlar. Güvenlikleri tamamen sağlanmıştır. Hiçbir tehlike yoktur. Yok hala efendim kadın işte gidemez. Bir mahremi gitmesi lazım. Tamam, mahremi yanında olsun, anası babası anası değil, babası veya kardeşi veya amcası her neyse olursa iyi. Daha bir güvencede kendini hisseder, daha güvende hisseder. Ama bu yoksa da yine de kadın hacca giderse hacı caizdir. Nitekim Şafii'ye göre pekala kadınlar, birkaç kadın birlikte giderse hacları caizdir. Birkaç değil belki 30-40 tane kadın beraber gidiyor bu firmalarla. Yani bu bugünün meselesi değil. Bunu hala yani 1000 yıl tebliğ pilavı gibi önümüze getirmenin bir anlamı yoktur. Önceki kafayla. Evet, evet. Bu değişmiştir artık, bu hüküm değişmiştir. Hocam Allah'ın dinini tekel altına almak değil midir bu? Yani yanlış şeyler. Bunlar yanlış. Bir de ya gelişiyor insanlar. Bunu nazar itibara alacaksın. Yani o zamanki seferle bu zamanki sefer bir mi? Hazreti Ömer diyor ki kenarı Dicle'de götürse bir kurt bir koyunu gerir sorar da adli ilahi Ömer'den onu. Yani Dicle kenarında bir kurt bir koyunu götürse Allah'ın adaleti Ömer'den, niye o kurt o koyunu götürdü diye. Niye sahip olmadın derdi. Hazreti Ömer böyle bir adalet tesis etmeye çalışmış. Ama bu adalet artık bugün, ya bu güvenlik artık bugün tesis edilmiştir. Yani kadın bir yerde, eğer kadın kendisi kötü niyetli değilse bir yerde saldırıya uğramaz. Uğrayamaz. Kötü niyetli olduktan sonra her yerde başına her yerde bir şey olur, gelebilir tabii. Hocam. Hacca giden de herhalde böyle bir niyet taşımaz. Ama şu anda kabul edilmiyor değil mi? Evet. Yok artık, zaten firmalar götürüyorlar canım, şimdi bunu uygulayan yok. Firmalar, ama hala bu düşünceyi maalesef Diyanet insanların karşısına. Tabii Diyanet de götürüyor, firmalara da götürüyor. Bir şey yok yani, böyle bir şart yok. Evet. Peki hocam, diğer sorularımızla devam edelim. Evet. Sizin bu esnada ifade etmek istediğiniz bir şey varsa onu da alabiliriz. Evet, yani
Şimdi bazı kimseler diyorlar ki işte sen kadının hacca gitmesi için mutlaka yanında mahreme olması lazım. O halde ne olacak? İşte falanla evlen, o hacca gidiyor, onunla evlen, işte beraber o senin mahremin olur, hacca gider gelirsin. Tabii bu çok istismar edilir bu tür şeyler. Adam götürür, kadın karısı gibi yaşar, ondan sonra geldikten sonra ne olacak? Onu bırakacak. Acaba şeyde ailesi de varsa ne olur? Bunlar doğru şeyler değil. Yani böyle oyunlara girmenin bir anlamı yok. Evet, güvenlik olduktan sonra, hacca götürecek firma onun güvenliğini sağladıktan sonra kadının hacca gitmesine hiçbir sakınca yoktur. Evet. Hocam, enteresan bir soru. İhramı kefen yapmak ve kefeni zemzemle yıkamak caiz midir? Efendim, ihram yani kefen demek vücudu örtecek bir kumaş parçası demektir. Evet. Eskiden şeylik vardı, öyle darlık vardı ki Abdurrahman İbni Avf diyor, zengin bir insandır. Ondan sonra diyor ki işte falan zat vefat etti diyor. Ona diyor örttüğümüz kefen diyor, başını örtsek ayakları görünüyordu, ayaklarını örtsek başını görünüyordu. Böyle de sıkıntı çekmişler yani. Evet. Şimdi Cafer-i Sadık Hazretleri bir gün üstten ipek giymiş, alttan da Süfyan-ı Sevri onu görünce demiş ki bu senin ve atalarının giysisi değildir. Yani ipek giymiş ya. Diyor ki Sevrim diyor, bunu sizin için giyiyoruz diyor. Emirlerimiz bunları böyle istiyor, bunları giyiyoruz. Ama Allah için giydiğimiz de budur. İçinde şeyden öyle kaba yünden yapılmış şeyini iç çamaşır gösteriyor. Bunu Allah için gönderiyor. Giyiyoruz diyor. O zamanlar diyor Sevrim diyor, bunun darlık zamanıydı diyor. Yoktu diyor. Onun için kimse imrenmesin diye Resulullah da bundan hoşgörü. Ama şimdi bolluk zamanıdır diyor. Her şey bol diyor. Bir hadis-i şerif varmış hocam. Sahih midir? Doğruluğu nedir? Gerçi okuyunca insan sanki evet diyecek gibi oluyor ama bir zaman gelir ki hacca sultanlar gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için giderler. Vallahi yalandır. Öyle bir şey. Öyle bir hadis yok diyorsun. Aşağı böyle bunlar. Dünya kadar uydurma şey var peygambere nispet edilmiş. Öyle bir şey olmaz. Yani bazı kimseler çıkmış işte sultan, hangi sultan hacca gitmiş sonra? Bizim Osmanlı padişahları zaten hacca gitmedi biliyorsun. Tabii o şey iç güvenliği dolayısıyla hacca gitmiyor. Ordunun komutanıdır, başkomutandır. Orduyu terk edemez. Evet. Sonra zaten seferden de göz açmıyorlardı ki. Onun için Osmanlı sultanları hacca gitmemişlerdir. Hacda evet. Bayanlarla aynı hizada namaz kılmak zorunda kalınıyor. Kabe'de kadınlarla beraber aynı hizada namaz kılmak caiz mi? Efendim, az zarurat, tubihul mahzurat. Zorunluluklar sakıncaları ortadan kaldırır. Orada zorunluluk vardır. Adam kadın karısıyla beraber gitmiş. Karısını bıraksa kaybolur. Ondan bulmak da zordur. Yan yana tabii ki kılacak namazını. Evet, yan yana kılsın. Orada herkes kadını düşünmez. Herkes yine ona, niyete geliyoruz. Allah'ını düşünür. Yine, Allah. Evet, tabii, evet. Yine niyete geliyoruz evet, hocam. Evet. Vekaleten hacca gitmiş olan fakire hac farz olur mu? Yani haccın farz olması için, yani bunlar hep böyle insanların düşünceleridir, içtihatlarıdır. Kendisi fakir, vekaleten gitmiş, yaptığı hac o kendisini görevlendiren adına hacdır. Ama kendisi imkan bulursa gider, imkan bulmasa yani Cenab-ı Hak la yükellifullahu nefsen illa usaha. Hiçbir şeye, nefse Cenab-ı Hak gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Adamın parası yoksa nasıl gitsin? Sağlığı müsait değilse nasıl gitsin? Yani hac için biliyorsun sağlığın müsait olması lazım. Evet. Bir de zengin olmak lazım. Hacca gidecek ve gelecek kadar da parasının olması lazım. Durum budur. Evet. Hacda kesemediğim şükür kurbanının kazası olarak 10 gün oruç tutmak gerekiyor mu? Evet. Şimdi kim فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِ Ayette her kim hasta olursa yahut da başında rahatsız olursa sadaka ya oruç tutacak ya sadaka verecek yahut da kurban kesecek. Ama فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَنْ سَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي Hacca kadar umre yapan kimse kendisine gereken kurbanı keser. Ama bu hem yani umre ile haccı önce umre yapıp sonra hac yapan. Önce umresini yapıp ondan sonra umreden
ihramdan çıkan, ondan sonra da hac için ihrama giren. Buna hac-ı tematu, hac-ı tematu derler. Hac üç kırandır. Hac-ı kıran, hac-ı tematu, hac-ı ifrat. Yani yalnız hac, tematu umre ile birlikte hac. Ondan sonra ikisini birlikte hiç ihramdan çıkmadan yapmak, o da hac-ı kırandır. Şimdi tematu hac-ı yapan kimse, yani ihramdan çıktıktan sonra, umreyi yapıp ihramdan çıktıktan sonra tekrar umreye, ihrama girip hac yapan kimseye kurban kesmesi lazım. Ama bu kurbanı bulamazsa veya imkanı bulamazsa o zaman ne yapacak? فَصِيَامُ سَلَاسَةٍ فِي الْحَجِ Üç gün, سَلَاسَةِ اِيَّمْ فِي الْحَجِ Üç gün hacda, hacda üç gün oruç tutacak. وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ Bir de yedi günde döndükten sonra. On güne tamamlayacak. On güne tamamlayacak, evet. Kim bu? Yani umre ile hac yapıp, temettu hacı yapıp da kurban kesmeyen kimsenin yapacağı iştir. Evet. Evet. Tabii bunlar, bu şey hükümler Mescid-i Haram halkı dışında olan, taşradan gelenler içindir. Ama Mescid-i Haram'da oturanlar için böyle bir hükümlülük yoktu. Evet. Şimdi hac büyük faydalar sağlar insanlara. Bir kere hac nedir? Bütün insanların oraya toplanması. Arafat'ı bir görseniz, herkes giysisinden soyunmuş. Bir kefeni temsil eden bir iki tane havluya bürünmüştür. Kefeni temsil eden. Hiç, insanlar arasında hiçbir fark yoktur. İşte tam eşitlik orada meydana gelir. Tam eşitlik orada sağlanır. Ondan sonra hep bir gönülden Allah'a dua ederler, yalvarırlar. Ondan sonra orada işte Arafat'ta öğle ikindi cem edilir akıllı, öğlen vakti içerisinde. Ondan sonra önce öğle namazı, ardından da ikindi namazı yine bir kametle cem edilir. Ve orada yapılan dualar en makbul dualardır. Onun için Peygamberimiz bir kimse yani bütün iyi niyetiyle gönülden hac ederse sanki anasından yeni doğmuş gibi olur. Yani günahları affolur. Günahlarından ağır olur. Evet, bir de tabi Müslümanlar birbirlerini tanırlar. Yani çeşitli yerlerden orada insanlar toplanıyor. Hava iç muhtelife, elsine muhtelife. Çeşitli ihtiyaçları olanlar var, çeşitli diller konuşanlar var. Hepsi evet birbirlerinin dillerini biliyorlar ama bilmiyorlar ama his diliyle anlaşıyorlar. O kadar saygılıdırlar, o kadar hani incitmemeye çalışırlar birbirlerini, genelde öyledir. Bilhassa o Endonezyalılar var ya, evet. O Endonezyalılar çok selim, halim, selim mazlum, insanlar. Mazlum insanlar, evet. Yani hakikaten onlarda öyle bir yüzlerde bir nur var o hacca gelenlerde. Bizim Türk hacılar da çok nurludur yani, hepsi de öyle. Yani netice itibariyle dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar böyle bir dayanışma, İslam dayanışması oluyor. Efendim bir de eşitlik şeyi veriliyor yani, örneği veriliyor insanlara. Allah'a bağlılığın örneği veriliyor. Bu kadar insan Allah'a birlikte böyle tek gönülden dua edince Cenab-ı Hak da onların niyetine göre tecelli eder. Çünkü bir hadis-i şerifte "Ene inde zanni abdi bi" Ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim. Kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Kulum beni affedici bilirse ben onu affederim. Evet, kulum beni rahim bilirse ben rahimim diyor. Kulum benden bir şey dilerse onu veririm. Tabii Cenab-ı Hak kulun duasını kabul eder. Kulun lehine ise kabul eder. Lehine değilse o anda kabul etmez, erteler. O yüzden veyahut da ahirette verir. Evet. Ne istediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Bir de benim muradım olmadı, Allah'a bu kadar yalvardım olmadı demesi doğru değil. Eğer kendisi için uygunsa olur, yapar onu. Uygun değilse belki iyi olmadığı için Allah'a şükretmesi lazım. Mesela kişi mesela dua eder. Allah'ım bu çocuğun canını al. Kendi çocuğuna böyle dua eder. Şimdi o anda kızgınlıkla öyle söylüyor. Peki onun duası kabul olsa ne olur? Ki anne babanın duası da makbuldür. Ama Allah kabul etmez. Ederse o çocuk ölür. Allah o zaman kimin işi yanar? Onun için Kur'an diyor وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ İnsan hayrı ister gibi şerri istiyor. Yani bunu böyle yapmayın diyor. Kişinin çocuğuna, anasına, babasına, babanın ananın da evladına kötü dua etmesi doğru değil. Beddua etmemiş.
Biraz önce eşitlikten söz ettiniz hocam. Eşitlikten söz edince aklıma geldi bu hac noktası ile ilgili. Bazen aile arasında koca çok istekli davranabilir hacca gitmek için. Ama eş, kadın aynı oranda istekli değildir. Veyahut da kadın gitmek ister, kocası müsaade etmeyebilir. Bu yolların, bu daha doğrusu bu sorunun çözümü ne olmalıdır? Tabii anlaşarak yapması lazım ama kadın razı değilse Allah'ın ibadetini yapmak için, Allah'ın bir farzını yapmak için birisinin rızasını almak şart değildir. Dolayısıyla evet, koca da izin vermezse, kadın yapmak istiyorsa gider. O mana çıkıyor biraz. İşte tam o kadar söyleyemeyeceğim çünkü kadının da kocasını memnun etmesi lazım ama buna rağmen etmiyorsa o zaman iş yapacak bir şey yok. Yapacak şey yok. Çünkü orada Allah'ın farzını yerine getirmek için diyor, değil mi? Evet. Yani kocası mesela kadına namaz kılma diyorsa kadın namaz kılmayacak mı? Evet. Öyle bir şey yok yani. Evet. Namaz kılma dese yine de namazını kılar. Yani bu konuda la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil haliki. Allah'a isyan olan konularda mahluka itaat edilmez. Bu bir prensiptir. Allah'a isyan olan bir hususta bir yaratığa itaat edilmez. Yaratığın sözü dinlenmez. Tabii bu kadınlarımızın özellikle örtünmeleriyle de ilgili çok soru işareti taşır. Özellikle hani hacca gidip geldikten sonra her şeyden el etek çekmek gerekir gibi bir düşünce söz konusudur ama altyapısında çok sağlam olduğunu düşünmem ben hiçbir zaman. Evet. Özellikle örtünmeyle ilgili. Şimdi örtünme tabii Allah'ın emridir. Ona kimse bir şey diyemez ama fakat soruyorlar bana işte ben hacca gittim geldim ama başımı kapatmak zorundayım. Zaten hacca gitmesen de başını kapatacaksın. O Allah'ın emri. Ama kapatmıyorsan onun hacca bir alakası yok. O senin ayrı bir şeydir yani. Yani o senin hacca gitmene de engel değildir. Evet, bunu da böyle bilmek lazım. Evet. Zengin veya fakir ama hac yapsa farz sevabı alır mı? Efendim? Nasıl? Zengin ya da fakir hac yapsa farz sevabı alır mı? Niye almasın ki hocam? Ne demek yani? Elbette alır. Allah için yapmışsa hac sevabı alır. Allah için yapılan bir ibadet yani. Bazen sorularımızı da tabii düşünerek sormakta herhalde biraz fayda var. İhramı iki omuza da sarkmakta mahsur var mıdır? Yani şey olan ihramın bir tarafını yani bir şeyden sol kolun altından geçirip işte omuzda almak öyle şeydir ama böyle bir şart yok. İki omuza da alsa bir şey olmaz. Önemli olan edep yerinin açılmasıdır. Yani. Açılmamasıdır. Açılmaması. Edep yerinin açılmamasıdır. Zaten o da bir havlu kuşanır. Yani orada bir sorun yok. Niye bunlar bu yapılır? İşte insanın dünya varlığından soyunmak. Herkese eşitliğiz. Eşit olduğunu göstermek. Orada üç günde olsa öyle bir şey değil sağlanıyor. Mi? Falcılığa tevbe ettim. Bu parayla hacca gitmem caiz mi? Kardeşim sen hacca git yani tevbe etmişsin başka. Yaptığın doğru değil ama tevbe etmişsin inşallah affeder. Sen o parayla da hacca git. Kabe-i Şerif'i 7 kere dönmek bir tavaf mı? Evet, 7 kere dönmek değil. Kabe'yi 7 kere dönmek bir tavaftı. Bu tavafın 4'ü vaciptir. Son 3'ü sünnettir, müstehaptır. Yani 4 defa dönmek vacip, gerekli şey. Bu farz olan tavaf. O farz olan tavaf nedir? Bayram birinci gün yapılan tavaf. Diğerleri efendim bunu 7'ye tamamlamak her dönüşe bir şalt denilir. Her tavafta bir Hacer-i Esvad'dan başlayıp tekrar o noktaya gelmek bir şavuttur. Bunu 7 defa yapmak işte tavaf bu şekilde tamamlanmış olur. Yani bunun 4'ü vaciptir. Evet. Başka neydi? İhramlıyken saçını kazıtmak sünnet midir? Evet. İhramlı ihramdan çıkmadan önce tıraş edilir. Saç tıraş edilir. 2 tel de kesse, 3 tel de kesse yine de o tıraş sayılır yani. Dileyen saçını kısaltır, dileyen de saçını kökten tıraş eder. Evet, o şeyde zaten bekliyorlar, orada berberler vardır. Hemen bir ustura şeyle, hemen makas. Ama öyle yani kazıtmak şart değil. Yani dediğim gibi 3 tel de kesse olur. Evet. Şükür kurbanını da vekaletle Türkiye'de kestirmek caiz mi? Olabilir canım. Niye bir olur tabii ki. Yani kurban, hac kurbanı olduktan sonra öteki haydi haydi olur. Niye olmasın? Önemli olan insanın niyetidir. Niyetul mümini.
hayrun min amelihi, müminin niyeti işinden de hayırlıdır. Yani bir işi, bir mescit yapmaya niyet etti. Bunu içinde kurdu. Kararlı ama o imkanı bulamadı. İşte Cenab-ı Hak onu sanki mescit yapmış gibi sevap veriyor. Sevap veriyor. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Sizin ilave etmek istediğiniz konuyla ilgili evet. Söylemek istediğiniz. Yani hacca gitmek isteyen, işte hac mevsimi artık geliyor. Hacca gitmeye karar vermiş olan kimselerin bir kere kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekir. İnsanların önce ailelerine, aile bireylerine kırmamaları, ondan sonra da herkesi memnun ederek hacca gitmeli. Döndükten sonra da işte hacı böyle olur dedirtmelidir. Yani döndükten sonra yine yalan söylerse, yine dünya çıkarı için insanları aldatmaya kalkarsa, ne bileyim ben, ne bileyim 5 liralık malı 15 liraya satarsa, katıda eksik yaparsa, bunların Allah'ın ona hacına falan ihtiyacı yok. Önce ahlaktır. Din ahlaktır. Ed-din el-ahlak. Din ahlaktır. Evet. Bu konuda örnek kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselam. En güzel örnek odur işte. Evet. Bu ne imtisal. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır. Eğer onu örnek alırsak toplum süslüman olur, melekleşir toplum. Dediniz ve teşekkür ettik hocam bugün itibariyle de. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Tarım Türk TV'den mutlu günler diliyoruz. Yine her zaman olduğu gibi iyi iftarlar, iyi sahurlar diliyoruz. Hoşçakalınız.